Erasto fibromo dorsi, nasır dediğimiz el ve ayakta olan patolojik doku çoğalmasının göğüs kafesindeki ismine Erasto fibromo dorsi diyoruz. Yani nasır demiyoruz. Nasır nasıl sürtünme ve basınçla oluşursa buradaki skapula yani kürek kemiğinin etrafındaki elasto fibromo dorsi de kürek kemiğinin göğüs duvarına sürtünmesiyle ve bası yapmasıyla vücutta oluşuyor. Daha çok bayanlarda görüyoruz. Erkeklerde daha nadir görülüyor. Özellikle tekstil işçilerinde kollarınız çok hareket eden mesleklerde çok sık görüyoruz. Bunun bir sıkıntısı yaratmaz ama hastaların görsel olarak bir skapulasını yani kürek kemiği daha yukarıda olur. Bir şişlik olur. Ama bizim için en büyük ameliyat indikasyonlarından biri ağrıdır. Çok şiddetli ağrı yapar. Kürek kemiği omzuna hareket esnasında kitleye takılarak krik dediğimiz sesler çıkarır. O yüzden hastayı ameliyat indikasyonu veririz. Yani toplumda yüzdesi belli değil ama yani yapılan otopsi çalışmalarında ve özellikle bayanlarda daha sık olduğu ve bilateral yani her iki tarafta olduğu söylenmekte ama çoğunlukla sağ tarafta oluştuğunu görüyoruz. Tedavisi cerrahidir. 5 santimin üzerinde semptom varsa biz cerrahi yaparız. Her şişliği, elasto fibroma dorsiyi ameliyat etmiyoruz. Ameliyat etmenin yani ameliyat çok komplike bir ameliyat değil. Ancak hasta ameliyattan sonra nüks dediğimiz durumla karşılaşmamalı. O yüzden tamamen kapsülün hepsini hiçbir şekilde yani malign tümör kanser cerrahisi mantığıyla geniş bir şekilde almakta yarar var. Yoksa tekrardan hastada elasto fibroma dorsi dediğimiz semptom devam eder. Bu hastada olduğu gibi.